Evet, bir kez daha söylüyorum. Çoklu form alırsanız telefondaki yıldızlarımızla konuşma şansına sahip olacaksınız. İki değerli konuğumu öncelikle çağırıyorum. Sonra da üçüncüyü çağıracağım. Önce sevgili Tuncay ve Semih geliyor. Evet, çoklu form alırsanız demin de söylediğim gibi yıldızlarımızla buluşabileceksiniz. Ve onundan başka bir de sevgili Abdülkerim Durmaz geliyor buraya. Abi hoş geldin. Buyurun Durmaz. Başka bir şey. Abdülkerim abi hoş geldin. Hoş bulduk Acun. Evet, hemen senden de kısa bir yorum alalım bu akşamla ilgili. Ben çok heyecanlıyım, belli sesimden de. Çünkü şimdi tezahürat yapılınca bir de çubuklular görüyorum. 30 yıl önce en son giymiştim çubukluyu. 88-89 sene önce o 103 gollüğün devre arasında ayrılmıştım. 30 yıl sonra ilk defa bu tribün tezahüratını hissettim. Çok hoş. Bir de şunu söyleyeyim Acun. Şimdi futbol yorumculuğu yapıyorum. Sosyal medyadan hep yazıyorlar. Fenerli olmayanlar daha çok. Abi seni seviyoruz ama ne olur biraz objektif ol. Sen futbol yorumcusu diyorlar bana. Ben de onlara şöyle cevap veriyorum. Benden objektif olmamı bekliyorsanız beni izlemeyin, seyretmeyin. Çünkü ben objektif değilim. Ben Fenerbahçeliyim. Çok teşekkür ediyoruz ve hemen hatırlatıyoruz. FB yazıp 1907'ye göndereceğiniz her SMS kulübümüze bir katkı demek. Hemen şimdi FB yazıp 1907'ye SMS gönderebilirsiniz. Değerli konuklarımız var, sohbet edeceğiz. Değerli yönetim kurulu üyelerimiz de sağ olsunlar burada bizimle birlikteler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Ve biraz Cem'le konuşmak istiyorum. Evet. Futbolu ne zaman bıraktım? Benim futbol taraftarlığımla ilgili ben de Abdülkerim abimin söylediği gibi 30 yıl önce orada noktalandı. Etrafımdaki arkadaşlarım, beni tanıyan bilenler, hani çok futbol maçına gitmiyorsun, Fener maçlarında seni görmüyoruz, takip etmiyorsun diyor ama yani bu tabii yalnızca fiziken orada olmakla ilgili bir konu değil. Bu memleketimizin çok kıymetli ya kuruluşu işte yani 1907'den itibaren bizim ruhumuza işlenmiş bir mesele. Diğer takımlarla ilgili de aynı, bu köklü takımlarımızla ilgili de taraftarlarımla ilgili de aynı duyguyu gözlemliyorum. Onlarda da aynı duygu var. Bu yani fiziken bir şeyi takip etmek ya da kabaca hani futboldan anlamakla ilgili de bir konu değil. Bu işte dostluk, kardeşlik, özenmek yani buradaki işi fiziken yapan, sahada yapan arkadaşlarımız ve büyük ustalar, yıllardan beri izlediğimiz hepsi bizim yapamadığımız şeyleri yapıyorlar fiziken. Belki sen futboldan fiziken de anlıyorsun. Güzel ortaların var, evet. Ama biz onların aksiyonunda, hareketinde hayalimizdeki bir şeyi gözlemliyoruz. Bizim yerimize bir süper kahraman gibi hayalimizdeki şeyleri yapıyorlar sahada. Bunu hayranlıkla izlemek, bunu takip etmek için biz çocukluğumuzdan beri Fenerbahçe'yi seçtik. Ve tribünlerde duyduğumuz hani iyi günde, kötü günde bunlar hep önemli hadiseler ya. Yani ben Fenerbahçe'nin şu anda bir kötü gün macerası içinde olduğunu düşünmüyorum. Bunlar çok anlık şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani sporun da içinde olan, hani mücadeleyle ilgili içinde olan şeyler düşünüyorum. Kötü gün olmadığını taraftarın yüzünde, buradaki gençlerin coşkusunda görüyoruz zaten. Bunu devam ettirmek, hem örnek olmak, bir de dayanışma ile ilgili diğer kulüplerdeki arkadaşlarımız ya bakalım bu gece ne yapacaksınız dediği zaman aslında içten içe gıpta ettiklerini tahmin ediyorum. Allah onlara da böyle taraftarlar versin. Ama hiçbir kulüp tabii ki böyle gerilimler yaşamasın ama demin senin en başına söylediğin gibi bu
tıpkı bizim eğlence sektöründe, sinema sektöründe olduğu gibi seyirci ne kadar gayret ederse etsin onun gelirleriyle işin ekonomisinin dönmediği bir gerçeği var. Sinemada da aynı macera. Şöyle emsal vereyim. Çok büyük prodüksiyonunu gıpta ettiğimiz, ya şöyle filmler biz niye yapmıyoruz dediğimiz zaman bizim bunun gelirini bir önceki filmden kazanıyor olmamız lazım ki ancak güzel aynen bir şey yapabilirim. Dolayısıyla bu anlamda seyircinin gönlünden kopan, gerçekten fedakarlık ederek bütçesinin bir kısmından bilet parası diye ödediği şey bizim güzel film yapmamızın en birincil kaynağı. Burada da öyle. Arkadaşlarımın yani canlı olarak futbol müsabakası izlemenin dışında kulübe yapacağı her türlü katkı mutlaka yerine gidecektir. Bu şeyin hamuru yani bu kadar köklü bir şeyin içinde bir damla faydası olmak insanı çok iyi hissettirecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Cem'e ve şimdi bir bağlantımız var. Ezgi... Şu yoksana. Hamdi Bey mi? Yıllar sonra... Acını özlemiştir tabii. Evet. Şey galiba bağlanacak şu anda. Hamdi abi iyi akşamlar. İyi akşamlar Acun. Evet bu ses sevgili Hamdi Akın'a Hamdi ait. Akın. Teşekkür ediyoruz. Ya ben anlamadım. Ya Hamdi Akın olduğunu anlamadım ki ben.